LGS Dershanesi'nde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştı? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarı. Senin için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS Dershanesi şimdi %80 indirimde. Detaylar tonguçakademi.com'da. Ben %10'luk dilimin içerisinde kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence en önemli nokta öğretmeninizin notlarına bakmak arkadaşlar. Yani bence o aradaki ders çalışma zamanının çok da büyük bir önemi yok. Uyku bence hepsinden daha önemli. Aslında tamamen sahura kadar ben ayakta kalmanızı önermiyorum. Sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz, hepinize merhabalar. Bugün Osman Hocam'la beraber sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Bakalım neler sormuşsunuz. Evet hocam, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Çağla hocam, seni sormalı. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Güzel. Hocam sanki böyle biraz bronzlaşmışsın gibi. Çok az bir bronzlaşmış olabilirim. Evet, küçük bir tatilden geldim hocam. Hocam hoş geldiniz. Bu arada siz sadece ara sıra tatil gibi İstanbul'a geliyorsunuz. Ama onun haricinde genel olarak sürekli bir yaşıyorsunuz yani. Evet, öğrencilerimiz de diyecek ki niye her videoda bir Çağla Hoca'nın tatilinden bahsediliyor diye düşünebilirler. Ama yok tabii ki. Şimdi bizi kim sıkı takip ediyormuş onları göreceğiz hocam. Arkadaşlardan ricamız, Çağla Hoca'nın bu yıl şahit olduğunuz gittiği yerlere arkadaşlar yorum olarak yazabilirseniz seviniriz. Bakalım, ben de kontrol edeyim, hakikaten merak ettim. Çünkü bunu her videoda söylüyoruz neredeyse, konuştuk. Evet hocam, yani imreniyoruz, tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Darısı başımıza diyoruz. Evet, darısı herkesin başına. İnşallah arkadaşlarımız da böyle sınavlarını atlattıktan sonra ileride güzel yerlere gidip vizyonlarını geliştirirler. Şimdi Çağla hocam sürekli geziyorsunuz. Tabii totalde bir mağlubiyetiniz söz konusu. Buna ne diyeceksiniz? Hocam totalde mağlubiyet olabilir ama bu haftanın galibiyetini de gördünüz herhalde diye düşünüyorum. Evet, ona rağmen nasıl açıkçası farkı kapattığınızı da ayrıca düşünüyorum ama tebrik ederim. Hızlı sıraları güzel bir mücadeleydi bu hafta. Evet, ben de tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Puan farkı aslında çok az hocam, sizin de belirttiğiniz gibi. Yani aslında Bilge Baykuşlar yine bizim önümüze geçebilirmiş ama biz iki haftadır bir galibiyetimiz var. Bence bunun videolarımızda Hızlı Sıralar beni dinliyor ve güzel bir şekilde size yetiştik. Ben bundan tebrik olduğunu düşünüyorum. Ben de şöyle alkışlayayım Hızlı Sıraları. Evet, Bilge Baykuşlar da ne yapsınlar? Tabii ki daha çok gaza bassınlar. İsterseniz ilk sorumuzu ben cevaplayarak başlayayım. Buyurun. Evet, Beyza Kaşıoğlu 8821 demiş ki Ramazan ayına girdik. Çoğu öğrenci oruç tutuyor. Peki ya biz sahurdan önce mi yoksa iftardan sonra mı çalışmalıyız? Ya da hangi saat test çözüp hangi saat konu anlatımı yapmalıyız diye sormuş. Aslında hocam bunu geçen hafta konuşmuştuk çok kısa. Biz Ramazan'da neler yaptığımızı anlatmıştık. Şimdi arkadaşlar şunu tekrar belirtmek istiyorum. Geçen hafta da belirtmiştim bunu. Ramazan ayında öğrencilerimiz okula gidiyor. Okula gittikleri için de aslında tamamen sahura kadar ben ayakta kalmanızı önermiyorum. Çünkü uykusuz olabilirsiniz ve okula giderken bazı konsantrasyon sorunları yaşayabilirsiniz. Okulda derste uyuyabilirsiniz. Bunları istemeyiz. Ama şu anki sahur saatimiz güzel bir saat. Yani 5 gibi kalkıp sahurunuzu yaptıktan sonra okula gidene kadar ders çalışabilirsiniz. Evet, eğer çalışmak istiyorsanız. Çünkü o arada uyumak zaten size 1-2 saat çok bir şey katmayacak. Sonra uyanıp okula gideceksiniz zaten. Bu aralıkta çalışabilirsiniz. Ya da okuldan geldiğinizde de çalışabilirsiniz tabii ki. Ama bazı öğrencilerimiz oruçlu olduğu için kendini iyi hissetmeyebiliyor. O noktada biraz uyumak isteyebiliyor. Bu da yapılabilecekler arasında diye düşünüyorum. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi bütün arkadaşlarımızın okul saatleri aynı değil biliyorsunuz. Bazıları öğleden sonra okula gittiği de oluyor. Dolayısıyla ben burada önemli bir 6-7 saat aralığında bir uyku düzenimizin olmasını istiyorum. Bu iftara kadar olan sürede olabilir. Bazı arkadaşlar bunu yapabiliyorlar çünkü 12.30-1 gibi okuldan çıkan arkadaşlar var. Bu iftardan sonra akşam 10-10.30 gibi başlayıp sahura kadar devam eden bir süreyi de kapsayabilir. Sahurdan sonraki süreyi de kapsayabilir. İşte bunu organize ettikten sonra bence o aradaki ders çalışma zamanının çok da büyük bir önemi yok. Uyku bence hepsinden daha önemli. Evet, kesinlikle. O zaman bu soruyu size sormak istiyorum hocam. O soruyu bana sormadan ben size bir soru daha sorabilir miyim? Tabii. Siz olsaydınız en etkili olacağını düşündüğünüz hangi saat aralığında ders çalışırdınız Ramazan'da? Ben hep uyurdum. Yani benim için uyku birinci durum olurdu. Ben okuldan geldikten sonra çalışırdım ama bu benim. Herkes bunu yapamıyor. Evet hocam, o konuda zaten yeteneklerinizi lütfen sorguladığımı düşünüyorum. Yani o yüzden şu an ama en mantık gelen sahurdan sonra ayakta kalıp çalışmak bence. Ben de öyle yapardım, evet. Hayri Nisa Müjgan sormuş. Yazılar yaklaşıyor. Sosyal medyaya sınır koyamıyorum. Ne yapmam lazım? Bu çarşamba günü deneme sınavımız var. Şimdiden başarılar deneme sınavında.
çalışmadı, motivasyonum düştü demiş ve hızlı çıtalardanmış bu arada. Şimdi her videoda olduğu gibi bu yorumda da bence şöyle bir yapmak, değinmekte fayda var. Çağla hocam, sahi sizin şu ekran süreleriniz nasıl da? Bu hafta çok azalttım ama. Hocam bu hafta çünkü dünyayı gezdim. Evet, o yüzden. Doğru, evet, mı? Doğru söylüyorsunuz. Şimdi Çağla hocam, bu telefon, sosyal medya bağımlılığı, bunların hepsi çok önemli problemler. Ben bu arkadaşlara şöyle bir kere daha seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, eğer kendimizi organize edemiyorsak bir başkasının bu konuda bizi kontrol etmesini sağlamış olmamız lazım. Lütfen ailelerinizin yanına gidin, bu durumu anlatın ve bu konuyla alakalı bir adım atın. Şimdi bu konudaki kendi sürelerinizi aşağıya indiremediğiniz için muhtemelen bu söylediğimi yapmakta da zorlanacaksınız. Ancak şurada 3 ayın altında daha az bir zamanımız kaldı ve başarılı olmak istiyorsak ve bunu gerçekten dilimizle değil kalbimizle istiyorsak bu kararı almamızda fayda var. Mümkünse süreli kullanım, eğer o da sizi daha fazla kullanıma sevk edecekse, kendinizi kontrol edemeyeceğinizi düşünüyorsanız lütfen oradaki kullanımlarınızı sıfıra indirin. Gerekirse tuşlu telefona geçin. Hocam bir de demiş ki yazılılar yaklaşıyor bence. Bizden böyle birkaç taktik istiyor gibi geldi Hayrunisa. Evet. Bu noktada aslında geçen haftalarda da yine yazılılardan zaten birkaç haftadır bahsediyoruz. Bence en önemli nokta öğretmeninizin notlarına bakmak arkadaşlar. Yani siz defterinize ne yazdınız? Çünkü sınavınız aslında, biz size hep deneme çözün, hep yeni nesil çözün diyoruz ama bunlardan gelmeyecek. Öğretmeninizin size anlattığı, altın çizdiği yerlerden gelecek. O yüzden lütfen tabii ki videoları izleyin, konuyu iyi anlayın ama sonra kendi notlarınıza mutlaka bakın. Bence en önemli kısım bu. Hocam bir de Milli Eğitim Bakanlığı ikinci dönem birinci yazılının örnek soru kitapçıklarını da yayınladı. Arkadaşlar mutlaka ona da göz atsınlar. Bu arada yine geçtiğimiz yazılılarda da bu olmuştu ama arkadaşlarımız şunu çokça söylediler. Hocam bu bize yetmedi, daha fazlası olsa keşke diye. Hocam Tunguş Akademi bu konuda biliyorsunuz ekstra bir çalışma yaptı. Özellikle benim bir yazılım var ve ne çalışmam gerekiyor bilmiyorum diyen arkadaşlar varsa onlara şöyle ikinci dönem birinci yazılı kitapçı var hocam. İstediğiniz konular var. Şöyle açıyorsunuz, okuyorsunuz ve sınava hazır hale geliyorsunuz. Beni içi çok cezbediyor çünkü gerçekten el notu gibi. O çok hoşuma gidiyor. Sanki biri bizim yerimize derste oturmuş böyle tek tek notları tutmuş gibi. Hocam bir de bunun yanında bir eser daha var, onu da göstermek istiyorum. Yazılı denemeleri. Burada hem açık uçlu hem de kısa cevaplı yazılı örnekleri var. Türkiye'de bu bir ilk. Öğrencilerimiz daha fazla yazılı örnekleri görmek istiyorlarsa mutlaka bu süper ikiliye bence göz gezdirmeliler. Teşekkürler hocam bu anlatımınız için gerçekten. Bence Hayrunisa da artık yazılılar için ne yapması gerektiğini biliyor. Bu süper ikiliyi alıp yazılı kampına bomba gibi giriş yapabilir bence. O zaman başarılar diliyoruz arkadaşlarına. Telex Diary Blog 12 demiş ki, hocam şöyle bir sorum var. Evde yaptığım denemeler çok iyi geliyor ama okulda yaptığım denemeler kötü geliyor. Bunun sebebi ne olabilir, ne yapmalıyım? Aslında sebebi bence basit. Sebebi çünkü okulda girdiğin denemelerde bir sıralama oluşacak. Acaba sınıfta kaçıncısın bunu göreceksin. Belki okulda kaçıncısın bunu göreceksin. Ya da anne baban da sonuçlarına bakacak ve bununla alakalı konuşacaksınız. O yüzden stres yapıyorsun. Ama evde yaptığın denemeleri sadece sen görüyorsun. Ya da hani o an belki diyebilirsin işte bu dikkat hatasıydı, şu şöyleydi. Bazı arkadaşlarımız yanlışlarını saymayabiliyor. Böyle şeyler de görüyoruz. Yani evde yaptığın denemeler daha rahat geçiyor. Aslında bunun sebebi bu. Peki bunu nasıl çözeceğim hocam? Şöyle çözeceksin. Okulda girdiğin deneme tabii ki sayısını arttıramazsın. Okulda yapılan deneme bellidir ama böyle dışarıda girdiğin deneme sayısını arttırabilirsin. Yani kendi sıralamanı gördüğün denemelere daha çok girebilirsin. Hani bu noktada zaten biliyorsun bizim Tonguç Kapı'nın denemeleri var. Kendi çevrende eğer bazı kurumlar varsa bunların denemelerine girmeni tavsiye ederim. Bu şekilde aslında bunun üzerine giderek, stresle savaşarak bunu aşabilirsin. Aynı şekilde belki evde çözdüğün denemeleri de bu arada okul ortamında çözersen de o sana hani bir antrenman katabilir. Bunu da deneyebilirsin. Nur HRT demiş ki hocam, bu da denemeyle alakalı, size sormak istiyorum. Deneme sınavlarında dikkat hatalarıyla nasıl başa çıkabiliriz? Konu eksiği olmadan yapılan yanlış okuma veya yanlışlık işaretleme hatalarından bahsediyormuş. Özellikle belirtmiş ve Bilge Baykuşlardanmış. Şimdi bu özellikle öğrencilerimizin çok sık karşılaştığı durumlardan bir tanesi. Her gün hamburger mesela çok severiz değil mi? Yediğimiz zaman bir süre sonra o kadar böyle sihirli olma etkisini kaybedebiliyor. Arkadaşlar denemelerde böyle olabiliyor. Bir süre sonra soruları küçümseyebiliyoruz. Denemelerde canımız sıkılabiliyor. Ya da o ciddiyet, heyecan eskisi kadar olamayabiliyor. Şimdi burada öncelikle kendimizde bu heyecanı tekrardan uyandırmamız, bu konuda harekete geçebilmemiz lazım. Harekete geçebilmek için de sizlere bazı ufak tavsiyelerim olacak. Lütfen kendinizi bu keşfetme yolculuğunuzda motive etmeyi bilin. Bunu kimi yürüyüş yaparak, kimi müzik dinleyerek, kimi motivasyon videosu izleyerek, kimi de bizim Tonguç Kap videolarını takip ederek yapabilirler. Eğer kendinizi bu noktada heyecanlandırabilirseniz odağınız biraz daha fazla olacaktır. Bu da sizi zafere taşıyacaktır.
Teşekkürler hocam. Dilay ben 2011 sormuş. Deneme netlerini nasıl arttırabiliriz ve günde genellikle toplam kaç soru çözmeliyiz? Arkadaşlar burada alt sınır vermek bizim için daha doğru. Yani 100 sorunun altına kesinlikle düşmemelisiniz. Ama yapabiliyorsanız tabii ki bu okul, özel ders saatlerinizle de alakalı. 200'e çıkarsanız tabii ki bizim için çok güzel olur. Ama bu potansiyelinize dediğim gibi saatlerinize göre değişebilen bir şey. Deneme netlerini nasıl arttırabiliriz konusundaysa tabii ki daha fazla deneme çözerek, deneme analizlerini güzelce yaparak, buna önem vererek. Yani bazı arkadaşlarımız hala kontrol etmiyor. Buna gerçekten çok üzülüyorum ve sinirleniyorum ben hocam. Hocam çok çok üzücü bir durum gerçekten. Evet. Deneme böyle kitapçığı bir kenara atılıyor ve tekrardan devam yani. Olmaz. Yani niye o zaman çözdünüz tabii. Mesela? Hani boşu boşuna giden bir vakit ben doğru cevapları görmek için çözmüyorum. Yanlış cevapları görmek için evet, çözüyorum. Evet, tam olarak böyle olmalı. O yüzden hani bence en altını çizmek istediğim nokta bu. Lütfen yanlışlarınıza bakın. Hocam biraz hızlanmak istiyorum aslında. Şöyle hızlı bir tur yapsak. Ben size tık sorayım, tık cevap alayım. Hocam buyurun, hayatınızda gördüğünüz en hızlı cevapları alacaksınız. Tamam, ben de o zaman hızlı bir şekilde okuyorum. Evet. Öylesine biri Sisi Sasa demiş ki, şu an deneminiz genel olarak kaç puanda olmalı? Hocam, okuma hızlı olmamasına gerek yok. Tamam, o zaman tekrar alıyorum hocam. Hı-hı. Öylesine biri Sisi Sasa demiş ki, şu an denemelerimiz genel olarak kaç puanda olmalı? Puan değil, daha çok doğru adedi ya da yüzdelik dilim olarak hesaplamamız daha doğru olur. Ben %10'luk dilimin içerisinde kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer sınava kaç kişi giriyorsanız o kadar kişi içerisindeki sıralamanızı lütfen belirtin. Doğru adeti olarak da bakacak olursanız ya da bunu net olarak da bakabilirsiniz. Bence şu anda 70 netin veya 70 doğrunun üzerinde olan arkadaşlar nitelikli liselere ciddi anlamda göz kırpıyorlar. Kısa cevap verdiğiniz için teşekkürler hocam. Tamam. Bence yine kısaydı ya. Drawing Mo sormuş. Anlık düşüşler için üzülmeli miyiz ve son 80 günde toparlayabilir miyiz? Toparlayabiliriz. Kısa istiyorsan hocam, böyle kısa olacak. Böyle olur. Toparlanabilir. Sat Baykurt 30-37 demiş ki, hocam ben matematik hiç yapamıyorum. LGS'de matematik yapmasam olur mu? Olur ama kazanamaz. Yani yapmayabilir tabii, sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani nitelikli liseleri kazanmak istiyorsak her dersten full veya full'e yakın şeyler yapmamız gerekiyor. Matematiğe son saniyeye kadar maruz kalırsak çok iyi sonuçlar elde edebiliriz. Bitti. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlarımız da kendine iyi baksın o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. We'll be right back.